İyi günler. Buyurun. Bir tanıdığım hamile de sanırım ilk testlerini burada yaptırıyormuş. Hamileliği biraz riskli. Açıkçası aldırmaktan korkuyorlar. İnşallah öyle olmaz. Ama bazen bir bebeğin doğmaması herkes için daha hayırlı olabilir. Ne söylüyorsunuz siz? Bak canım, eğer test sonuçları benim istediğim gibi çıkarsa her ikimiz de memnun oluruz. Birkaç rakamla oynarsın. Bir kuducuk yerine diğer kuducuğu işaretlersin. Çocuk oyuncağı gibi çok kolay. Ben asla böyle bir şey yapamam. Hem mesleğimden olurum hem çok günah. Günah kısmını sen düşünme, o bende. Hem bak benim istediğim olursa sen de bu paraları dilediğin gibi harcarsın. Bak şuna. 2 yılda kazanamazsın bu parayı. Hem daha bu yarısı. Şimdi sen bunu al. Bu da tanıdığım ismi. Hoş bulduk. Nasıl oldun Zeynep? İyi misin biraz daha? İyiyim. Ama hala geceleri odamdan çıkamıyorum. Sinirlerim bozuk. Al benden de o kadar. Selen, hoş geldin canım. Kahvemi içerken bana eşlik etsene. Olur. Sen de içersin Selen'cığım. Ben bir şey içmeyeceğim anneanne. Son zamanlarda bana biraz mesafeli davranmaya başladın. Neden öyle Selen'cığım? Sizin de sağınız solunuz belli olmuyor yani anneanneciğim. Bir öylesiniz bir böyle. Sabah kahvaltıda azarladınız, şimdi mesafelisin diyorsunuz. Öyle mi oldu? Ben aslında Taylan'a kızmıştım kızım, kusura bakma. Şimdi bizim birbirimize kenetlenmemiz lazım tatlım. Deden ölünce akbabalar başımıza üşüştü. Ama ben kendi kanımdan olmayan kimseyi aileme kabul etmem. Her neye mal olursa olsun. Düşünüyorum da sana zarar vermek isteyen kişi yoksa bu Ömer mi? Nasıl yani? Görüyorsun işte. Bize zarar vermek için ne kadar çabalıyor. Hacer de oğlunu bulmuş, ona para teklif etmiş olabilir. Tamam, sen bana böyle atar yapıyorsun ama eski dosttan düşman olmaz kızım. Şimdi beni iyi dinle. Senin bu kayınpeder midir, dede midir, ne diyorsanız siz buna. Bu bir çeviriyor ha. Demin telefonla konuşurken duydum. Gelinime o zarar verdi falan diyor bu. Bunun bir düşmanı mıdır nedir? O musallat olmuş olabilir sana ha. Hayal denk al. Yemeğe kadar ben biraz dinleneyim. Bugün antikacı falan, yoruldum çok. Sizin de tek yaptığınız şey alışveriş. Hayat size güzel vallahi. Çok şekersin. Öyle galiba. Ali, sen niye geldin buraya? Geldim. Ali, biz konuşacağımızı konuşmadık mı? Hayır, sen konuştun. Beni dinlemedin bile. Ben seninle evlenmeden buradan ayrılmıyorum. Ali, saçmalıyorsun ya. Saçmalıyorum. Hadi bakalım. Ali, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ali, çocukluk yapıyorsun. Aman be, iyi tamam. Ne halin varsa gör. Hayret bir şey. Ana, al şu çocukları pencereden. Hadi, hadi dönün önünüze bakayım hadi. Otur Mehmet, otur yemeğini yiyen işte, otur sen de.
Hala oturuyor ya. Tövbe estağfurullah. Evinin salonunda oturur gibi bir de böyle bacak bacak üstüne atmış. Hayır, gene rezil olacağız mahalleye. Babacığım, birazdan gider, merak etme. Ay, akşam da oldu. Karnı acıkmıştır. Ben bir kap yemek koyup yedim. Otur yanına Pervin. Kız, yemekler soğudu. Nerede kaldı bu abi? Mine ablanın kapısının önünde bekliyormuş. Ne? Mine ablayla evlenmeden de kalkmayacakmış valla. Ay, çok romantik ya. Sen de Beren Al gibi güleme. Utanmaz. Dağ gibi abisinin düştüğü duruma üzüleceğine. Dur sen dur. Ben onu geri getirmesini bilirim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.